Evet, değerli izleyiciler, bir Gurbetten Sıraya Adıyaman programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine gurbette yaşayan bir hemşehrimizi, bir Adıyamanlıyı sizlerle buluşturacağız. Onun farklı özelliklerini tanımaya çalışacağız. Hepinize ekranların başına hoş geldiniz diyorum. Ve Celalettin Hocam, bu davetimizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için size de hasreten teşekkür ediyoruz. Bizler dışarıda yaşayan Adıyamanlarla Adıyamanlı arasında bir köprü oluşturmak, gönül köprüsü oluşturmak amacıyla başlattığımız bu yayın gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Siz de katılımınızla, varlığınızla değer kattınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sözü fazla uzatmadan sizi tanımak isteriz. Celalettin Kocatürk kimdir? Gerçi özellikle pandemi sürecinde ekranları çok sık gördük ama çocukluğu, gençliği, öğrenciliği nasıldı? Kimler derler size? Bir aile lakabınız var mı? Bizim buralarda böyle tanışırken sorulur. Aile büyüklerinden kimleri sayabilirsiniz diyerekten sohbete başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim Sinan Bey, sağ olun. Ben de size ve bizi izleyen tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ben de sizler aracılığıyla bu buluşmadan dolayı çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah güzel ve keyifli bir sohbet olacağını ümit ediyorum. Bizim Adıyaman'da Koca Gil diye bizi tarif ediyorlar. Eskisaray'da ikamet ediyormuşuz. Çocukluğum benim Eskisaray'da geçti. Malatya'da doğdum çünkü babam o sırada Malatya'da özel idare müdürüydü. Babam Mustafa Kocatürk. Sonra Adıyamanlıyız ama babam o sırada memur olduğu için Malatya'da görev yapıyordu ve 1973 yılında belediye başkanlığı seçimini kazanınca biz Malatya'dan Adıyaman'a taşındık. Ve Adıyaman'da hemen Eskisaray Karakolu'nun çok yakınında bir evde yaşadık birkaç yıl. Çocukluğum orada çok güzel anılarla doluydu. Daha sonra hükümet konağının arkasındaki evimize taşındık ve ben lise yılına gelene kadar o evde yaşadım. Daha sonra İstanbul'da liseyi okumak için İstanbul'a geldim. Daha sonra tıp fakültesini kazandım. Edirne'ye gittim. Arkasından 89 yılında mezun oldum tıp fakültesinden. 89 ile 91 arasında 2 yıl Adana'da mecbur hizmet yaptım. Adana'nın bir beldesinde. Daha sonra Adıyaman'a döndüm mecbur hizmetim bitince. Ve Adıyaman'da yaklaşık 5 sene önce 4 yıl devlet hastanesinde acil servis sorumlusu olarak çalıştım. Son 6 ay kadar bir sürede Altınşehir Sağlık Ocağı'nı o zamanki rahmetli valimiz Mustafa Yücel Özbilgin bana orayı kurma görevi vermişti. Biz de o zaman Altınşehir Sağlık Ocağı'nı kurduk ve orada bir sağlık ocağı tabipliği yaptım. Sonra da Ankara'ya gittim. 1994-95 yılında Ankara Lumine Hastanesi'nde göğüs cerrahisi kliniğinde çalıştım. 1997 yılında İstanbul Dedikule Göğüs Hastanesi'ne ihtisasımı devam ettirdim ve 2018 yılına kadar 21 yıl aralıksız olarak Yedikule Göğüs Hastanesi'nde çalıştım. Yedikule'de yaklaşık 10 yıl hocalık yaptım. 3,5 yılda başhekimlik yaptım. Sonra da 2018 yılının Haziran ayında emekli ayrıldım. Ve o tarihten sonra da özel olarak bir hastanede çalışmaya başladım. Geçtiğimiz hafta itibariyle de yeni bir hastaneye geçiş yaptım. Kısaca öyküm böyle. İki tane kızım var. Evliyim. Maşallah. Sağ olun. Adıyaman ile ilgili her şey beni çok heyecanlandırıyor. Sürekli takip ediyorum. Her fırsatta gelmeye çalışıyorum ama bu pandemi nedeniyle son 1,5 yıldır ne yazık ki gelemiyoruz. Ama Adıyaman'la ilgili her şeyi çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Akrabalarım Adıyaman'da. Evet. Kardeşlerim orada. Gidip geliyoruz. Şimdi yeni adresinizi söylemenizde mahsur var mı? Benim için bir mahsur yok. Medikana grubuna geçtim.
Yani size ulaşmak isteyen hemşehrilerimiz, ihtiyacı olanlar tabii, oradan gelebilir. Tabii tabii. Seve seve. Şöyle bir faydası oldu hemşehrilerimiz açısından. Ben yine her zaman onlara faydalı olmaya çalışıyordum, beni bilirler. Yeni geçmiş olduğumuz hastane grubunun SGK anlaşması olduğu için hani birazcık daha yardımcı olma ihtimalimiz daha fazla oluyor ama fark etmez. Bizim hastanede ya da başka bir hastanede elimin kolumun uzandığı, tanıdığımın olduğu her yere benim branşımla ilgili olsun ya da olmasın elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Sadece sağlık konusunda değil, diğer konularda da öyle. Adıyamanlıyım deyince ben hemen arkasından tabii sohbet uzun sürünce tabii ki kimlerdensin, içinden misin, ilçesinden misin, köyünden misin sohbeti yapılabilir ama ben genelde o sohbetlere hiç girmiyorum. Hatta bana kimin aracılığıyla geldiğini bile sormuyorum. Neresin? Adıyamanlıyım. İşte tamam dedim, tamam bitti. Başka bir şey gerek yok. Öyle, öyle, o kadar çok heyecanlandırıyor beni. Adıyaman'la ilgili çok özellikle çocukluktan kalma çok güzel anılarım var. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ben Adıyaman'da. Çok mutluydum. Dışarıya çıkıp oynayabiliyorduk akşama kadar. Akşamleyin de eve giderken annemiz kızacak diye çok akşama kadar koşturduğumuz için. Belki de benim akranlarım da öyledir, hatırlarlar. Ama şimdi ne yazık ki. Yani akşam karanlık bastı mı gitmek istemezdik ama uzaktan annemizin babamızın sesini duyardık. Değil mi? Akşam oldu geldi artık. Evet, değil mi? Çocuklarımız maalesef o zevk. Maalesef. Bu arada yeni bir bilgi paylaşayım. Sizin bendeki bilgi şu. Rahmetli babanızın doğduğu ev diyebiliriz. Keleş Konağı'nın kalenin eteklerinde. Doğru. Taş, nahit yapılı bir, tarihi bir bina. Doğru. Epeyden beri peşindeydim, peşindeydik. En son belediye başkanımıza söyledik. Birkaç gün önce başkan yardımcılarımızla birlikte, Ramazan Bey, Mithat Bey ile birlikte, şu anda mülkiyetinde olan kişiyle görüştük, karşılaştırdık. Muhtemelen anlaşıldı. O tarihi ev, o güzel ev inşallah kültürümüze kazandırılacak. Burada da sizin vasıtanızla kamuoyuyla ilk defa paylaşmış olayım. Bu müjdeyi vermiş olayım. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz bu konuda. Peki, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gelişme olmuş. Benim de şimdi sizin aracılığınızla haberim oldu. Bu konuda emeği geçen tüm dostlara ve başkana, sizlere, herkese çok teşekkür ederim. Umarım buna benzer tarihimizde iz bırakan diğer kişilerin de anılarını yaşatmak için, önümüzdeki nesillere örnek olması için bu tür yerlerin belki de kütüphane olması ya da işte müze olması ya da işte insanların yararlanabileceği, sohbet edebileceği, bilgi alışverişinde bulunabileceği kültür evleri şeklinde yerler olması çok isabetli olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bir kez daha. Şimdi genelde Adıyaman konuşacağız. Sohbetimizin sonuna doğru alanıyla ilgili konuşacağız da. Şimdi hep merak ederiz. Yaşadığınız şehirlerde Adıyaman dendiğinde ne gibi tepkiler oluşuyor? Nasıl bir olgu var? Olumlu ya da olumsuz durumlarla karşılaştınız mı? Şöyle ki, küçükken ben mesela İstanbul'a gittiğimde mahallede çocuklarla oynarken Adıyamanlıyım derdim, dururlardı, neden ilçesi derlerdi. Üniversiteye gittiğim ilk yıllarda Adıyamanlıyım dediğimde derlerdi ki hayret, ilk defa bir Adıyamanlı görüyoruz. Tabii o yıldan, o günlerden bugünden çok şey değişti. Sizde nasıl, çevrenizde nasıl bir Adıyaman algısı oluşuyor, var? Adıyaman algısının sanıyorum bundan 20-25 yıl önce çok farklıydı gerçekten. Adıyaman neresi? Nerede? Önce mutlaka komşularını saymam gerekiyordu. İşte kuzeyinde Malatya var. İşte doğusunda Diyarbakır varla başlayan bir coğrafi yer tarif etmem gerekiyordu. Hemen arkasından Kürt müsün? Türk müsün? Arap mısın? Gibi etnik köken bilgisi vermek zorunda kalıyordum. Hemen arkasından da oralarda işte neler var, okul var mı, üniversite var mı gibi ne yazık ki tanıtılamamış olmamızın getirdiği bir takım sorularla karşı karşıya kalıyorduk. Sanırım herkes buna benzer şeylerle karşılaşmıştır. Ama son zamanlarda tabii ki bu çok değişti. Özellikle Adıyaman'daki bu
Atatürk Barajı'na ve Nemrut'un tanıtılmasıyla çiğ köftenin özellikle çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Adıyaman çiğ köftesi, Adıyaman çiğ köftesi başındaki Adıyaman kelimesi gerçekten de aslında o çiğ köfteyi anlatırken biz Adıyaman'ın bir sentez olduğunu, bunun da çiğ köfteye yansıdığını ben hep anlatıyorum. Yani herkesin çiğ köftesi var. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Urfa'da ve herkesin çiğ köftesi kendine göre çok güzel. Ama bizimki daha da güzel. Çünkü biz bütün bu çevrenin etkisinde kalmışız. Mesela Urfa'nın da biberini kullanıyoruz. İşte bir başka yerin salçasını kullanıyoruz. Bir başka yerin bulgurunu kullanıyoruz. Bir başka yerin yoğurma biçimini kullanıyoruz. Aslında onu bir sentez etmişiz. Kültürümüz de buna yansımış. Yani biz aslında etraftaki illerden çok etkilenmişiz. Ve barışık yaşamışız. Tabii ki barışık yaşamamız için büyüklerimizin bunda çok önemli bir katkısı var. Ben hatırlıyorum, çok güzel çocukluğum geçti ama ne yazık ki çocukluğumla ilgili çok kötü ve tehlikeli olduğunu, hatta tehlikenin çok kıyısından döndüğümüz günleri de hatırlıyorum. Adıyaman'da özellikle bazı aslında bizi bir araya getiren, kaynaştıran ve renklerimizi sağlayan, bizim kültürümüzü zenginleştiren, bizi biz yapan hasletlerimizi ne yazık ki ayrılık konusu haline getirmeye çalışan bazı çabalar oldu. Bunu benim ve benden büyük sizler gibi akranlarımız eminim ki hatırlayacaklardır. Her türlü ayrıştırılabilir özelliğimiz kullanıldı. Neyse ki bundan çok çabuk sıyrılabildi Adıyaman. Şu anda barış içerisinde herkes bir arada yaşayabiliyor ve bu bizi bu kültürlerin zenginliğiyle yoğurdu. Etnik kimliğin, etnik kökenin çok önemli olmaması çok önemli bence burada. Hepimiz kardeşçe yaşadık ve bundan sonra da inşallah ilelebet öyle yaşamaya devam edeceğiz. İşte bunu anlatırken Adıyaman'ın bu özellikleri de soruluyor. İşte Adıyaman'da terör var mı da soruluyordu. Adıyaman'da işte etnik kökenle ilgili sorular da vardı. Adıyaman'ın yiyeceği de soruluyordu. Adıyaman'ın kültürü de soruluyordu. Ama son zamanlarda sanırım sizler de katılacaksınız buna. Artık Adıyaman deyince herkes tanıyor. Tabii ki burada sanatçılarımızın da eminim ki çok rolü var. Sinema sanatçılarımızın da, ses sanatçılarımızın da, resim ve fotoğraf sanatçılarımızın da çok rolü var. Öte taraftan yine bakarsanız Adıyaman'da bir bazı kişilerin çok önemsediği, dini olarak çok önemli olarak görmüş olduğu mesela Samsat ilçesinde bir aynen var. Onun yanı sıra yine dini olarak kendini gidip orada ibadet etmenin kendisine çok iyi geldiğini düşünerek gittikleri bir beldemiz var biliyorsunuz. Bütün bunlar aslında Adıyaman'ın tanıtılmasına katkıda bulundu. Şimdi bize düşen görev ne bence Sinan Bey? Tamam Adıyaman tanıtıldı da Adıyaman'ın artık bir atılım yapması lazım. Adıyaman artık şu anda bir sıçrama yapması gerekiyor. Eğer sıçrama yapmazsa o zaman bir takım sorunlar başlayabilir. Çünkü nüfus çok arttı. Ben Adıyaman'dayken babam belediye başkanı olduğunda babam iki dönem belediye başkanlığı yaptı. 1980 yılına kadar. 1980 yılında darbe oldu. Ve iki ilin Adıyaman ve Konya illerinin belediye başkanlarının isterlerse eğer göreve devam edebilecekleri söylendi. Ve babam bir müddet devam etti belki hatırlarsınız. Fakat dönemin sıkı yönetim komutanı ile gerçekten çok değişik bir insandı. Onunla anlaşması imkansız olunca babam görevinden ayrıldı ve zaten sonra da siyasi ilan edildi ve uzun yıllar siyasete dönemedi. Şimdi o dönemleri eğer hatırlarsanız o dönemlerden bugüne Adıyaman'ın her şeyi değişti ama Adıyaman'da üretkenlik daha çok fason üretim anlamında var. Yani biz daha çok İstanbul'daki, Batı'daki, Bursa'daki, İzmir'deki fabrikaların fason üretimini Adıyaman'da yapıyoruz. Evet elbette ki Adıyaman'ın bir sürü güzel tarafı var ama biz o zamanki nüfusu, ben Adıyaman'daykenki nüfusumuz 50 bindi. Hatta ilk tabelasında 30 bin yazıyordu. Ben 1973 yılında Adıyaman'a geldiğimde 30 bin yazıyordu. Sonra ben liseye gittiğimde 50 bin yazıyordu. Şu anda Adıyaman nüfusu 200 binin üzerinde.
özellikle merkez nüfusu, ilçe nüfusu çok artmadı. Yani özür dilerim, ilçelerle beraber Adıyaman il ve ilçelerin nüfusu belki çok artmadı ama il nüfusu çok arttı. Şimdi dolayısıyla bu il nüfusunun artık mevcut bu ekonomik döngüyle mutlu olma ihtimali bu kadar. Yani eğer bu birazcık daha artarsa artık Adıyaman'daki insanların doymasına yetmeyecek, mutlu olmasına yetmeyecek. Ve Adıyamanlı insanlar artık dışarıya gitmeye başlayacaklar ki zaten gidiyorlar biliyorsunuz. Özellikle Gerger'de hemşerilerimiz, Adıyaman'da çok girişimciler bu arada. Çok tebrik etmek gerekir Adıyaman'daki Gerger'de hemşerilerimizi. Çok fazla sayıda İstanbul'da Gerger'li var. Birçoğu tekstille, deri sanayiyle, ayakkabı sanayiyle ilgileniyor ve gerçekten de çok müteşebbisler. Mesela Adıyaman'da da ama eğer Kahta'da da Adıyaman'da da diğer ilçelerimizde de eğer Adıyaman'daki insanları doyuramazsa, mutlu edemezse bir müddet sonra göç vermeye başlayacak. Göç versin ne olacak diyebilirsiniz ama bakın gittikten sonra Adıyaman'ı bir müddet sonra siz unutmasanız bile çocuklarınız unutmaya başlar. Onlar unutmasa bile onların çocukları unutmaya başlar ve Adıyamanlılık o zaman bir müddet sonra biter. Dolayısıyla biz Adıyaman'a geri dönmek ya da İstanbul'dayken de Adıyamanlılığımızı devam ettirmek, Adıyaman'a da faydalı olmaya çaba gösteriyoruz. Ama belki bizden sonrakiler bunu yapamayacak. Dolayısıyla biz Adıyaman'ı geliştirmek durumundayız. Adıyaman'ı kalkındırmak durumundayız. Bunun için de her şey bilimde bence bitiyor. Adıyaman'ın mutlaka gençlerimize önem vermeli ve eğitimlerine katkıda bulunmamız gerekiyor. Çünkü en basitinden bu pandemiyle ilgili de gördük. İşte her şey bilgi tartışılıyor şu anda. En önemli şey bilgi biliyorsunuz. Dolayısıyla da biz gençlerimizi bilgiyle donatırsak, onların eğitimine katkıda bulunmaya çalışır. Adıyaman dışında, hatta gerekiyorsa yurt dışında onların eğitimine katkıda bulunup sonra tekrar Adıyaman'a dönmelerini sağlayabilirsek o zaman Adıyamanlılık bitmez. Adıyaman'da mutlu olur. Hatta çok daha modern, çok daha yaşaması keyifli bir hale gelir. Çünkü coğrafi olarak yani rahmetli biliyorsunuz Dursun Çavuş Adıyaman'a deniz getireceğim diye adamcağız rahmetli oldu. Babam seçime girdiğinde ben hatırlıyorum deveye bindirirlerdi. Belki genç arkadaşlarımız hatırlamayacaktır. Sonra da arkasına teneke bağlayıp arkasından işte koştururlardı. Dursun emmi çok yaşa diye. Sonra da evine gidilirdi. Seçmenler geldi Dursun emmi kalk bize kavurma yap derlerdi. Rahmetli karısı da kalkar bize yemek yapardı. O çok tabii güzel anılarla doluydu. Ve o derdi ki Adıyaman'a deniz getireceğim derdi biliyorsunuz seçilirsem. Ama Adıyaman'a deniz geldi. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Adıyaman'a deniz geldi. Adıyaman'ın iklimi çok güzel. Adıyaman'ın insanı çok güzel. Adıyaman'ın insanı eğer fırsat yaratılırsa gerçekten de çok önü açık bir şeyler yapabilir. Vatanını milletini sever. Ayrımcılık yapmamış. Teröre bulaşmamış. Yani aslında Adıyaman gerçekten de birazcık çaba gösterilince ama hep bir araya gelip yek vücut olursak Adıyaman'ı birazcık daha kalkındırmamız bence çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet, özellikle Adıyaman gibi bakir bir şehir diyelim. Evet. Yani büyümemiş henüz, büyüyememiş ama büyümesi için, gelişmesi için çok önemli değerleri var. İşlenmeye hazır dediğiniz gibi gerek insani manada, gerek diğer manada. Bunları güzel bir maestronun kontrolünde, güzel bir uyumlu bir çalışmayla hakikaten ciddi bir atılım yapabiliriz. Hakikaten çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Hocam ben hocam diyorum size. Estağfurullah. Çok yoğun bir tempoda olduğunuzu biliyoruz. Hatta neredeyse ailenize bile zaman ayıracak vaktinizin olmadığını da tahmin ediyoruz. Buna rağmen şunu sormak istiyorum. Merakımızdır. Belki çok fazla hemşehrilerimiz Adıyaman'a düşkünlüğümüzden olmalı. Bulunduğunuz şehirlerde Adıyamanlarla görüşme veya bir araya gelme fırsatı bulabiliyor musunuz? Buluyorsanız Adıyaman gündeminizde oluyor mu? Neler yapıyorsunuz? Şöyle, Adıyaman, burada bir Adıyaman Vakfı var biliyorsunuz. Yani birçok Adıyaman Derneği var. Çok fazla sayıda dernek var. Yani o dernekler en fazla Gergerliler dernek kuruyor. Yani
Hatta kendi aralarında da espri yapıyor oradaki hemşehrilerimiz. Dört kişi, dört tane gergerli bir araya geldi mi ne yapar? Hemen dernek kurar diyorlar. Gerçekten çok dernek var. Her köyün bazen 2-3 tane derneği var. Ama onları tabii bir araya getiren artık başka daha büyük platformlar var. Bunlardan en büyüğü Adıyaman'daki vakıf, Adıyamanlar Vakfı. Oraya mümkün olduğunca sık gitmeye çalışıyorum. Orada güzel bir şey var. Bir tane örnek gösterilebilecek olan danışılan kişi yapılıyor ve ona mesela diyelim ki siz ziraat mühendisisiniz. Ziraat mühendisliğinde okuyan, bu bölümde okuyan 10 tane öğrencinin mentor oluyorsunuz. Diyelim ki inşaat mühendisisiniz. Siz 10 tane inşaat mühendisliğinde okuyan çocuğun mentoru oluyorsunuz gibi. Ve bunlar ayda bir araya geliyorlar. Ben de mümkün olunca sık, çok sık olmuyor tabii ki. Ben genellikle 2-3-4 ayda bir gidebiliyorum. Gidip mutlaka bir çaylara kahvelerini içip orada katkım olursa sunmaya çalışıyorum. Bunun dışında Çağdaş Adıyamanlar platformu var. Bu da çok başarılı bir çalışma yürütüyor bu arkadaşlarımızla. Ben de oranın üyesiyim. Orayla daha sık bir araya geliyoruz. Daha küçük bir grup ama daha aktif bir grup. Adıyaman'a, İstanbul'daki Adıyamanlılara da Adıyaman'daki köyden, kentten her yere özellikle eğitim konusunda, kitap konusunda, yiyecek ve barınma konusunda ve burs konusunda, eğitim bursu konusunda destek veriyoruz. Bunun dışında bir de Adıyamanlılar grubumuz var. Ayda bir kez çarşamba günleri buluşup, örneğin bu çarşamba günü mesela buluştuk, bir araya gelip Adıyaman için, Adıyaman'ın sorunlarını, kalkınması için neler yapılabilir. Bu grubun içerisinde daha çok Adıyamanlı bürokratlar ve iş adamları var, yöneticiler var. Yani aslında İstanbul'da Adıyaman'ı yaşamaya devam ediyoruz. Çok iyi. Yani bu kadar tahmin etmiyordum. Çok sık Adıyaman'ı yaşıyorsunuz. Hakikaten sevindim Adıyaman adına. Şimdi yine Adıyaman'dan devam edelim. Adıyaman'da yaşadığınız yıllarda unutamadığınız ya da hatırladığınızda özlem ve heyecan duyduğunuz veya içinizin burkulduğu hatıralarınız var mı diye sorayım. İki tane Adıyaman'la ilgili kötü hatıram var. Hatta üç tane. Bir tanesi rahmetli babam Nemrut Festivali yapmak istedi. Yaptı da. O zaman ben daha çocuktum. İlkokul 4'e gidiyordum sanıyorum. İlk festival olduğunda. İşte İstanbul'dan, Ankara'dan bir sürü ses sanatçısı falan gelmişti. Nemrut'a çıktık. Çadırlar kuruldu. İşte çünkü babam Adıyaman'ın turizm açısından çok önemli bir gelir kaynağı olabileceğini düşünmüştü Nemrut'un o vakit. Fakat o zaman ne yazık ki Nemrut'ta işte oradaki Nemrut'u, Nemrut Dağı'nı işte biliyorsunuz inancımıza ters geldiğini düşündüğümüz Nemrut ile karıştırıldığından olsa gerek. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut'la. Aslında evet, aslında hiç alakası yok biliyorsunuz. Ama o zaman öyle bir söylenti yapıldı ve Nemrut'taki o çadır alanımıza ne yazık ki bir çatışma çıktı. Ve o sanatçılarla falan beraber biz apar topar oradan orayı terk edip kaçmak zorunda kalmıştık. Onu hiç unutmuyorum. Çok üzülmüştüm. O zaman bir giden sanatçılardan bir tanesinin aracına da ben de binmiştim çocuk olarak. Daha doğru düzgün ne olduğunu da anlamamıştım. O beni çok üzmüştü. İkinci olarak üzüldüğüm şey Eskisaray'daki evimizin hemen yan tarafında 12 Eylül döneminde bir çok büyük bir kavga çıkmıştı. Ve ben o kavganın ortasında kalmıştım. Koca koca adamlar ne yazık ki taşlı sopalı birbirlerine girdiklerinde ben arada kaldım ve o zaman çok korkmuştum. Onu unutamıyorum. Bir de Adıyaman Ortaokulu'nda okurken belki hatırlarsınız Adıyaman Lisesi ile Adıyaman Ortaokulu aynı yan yanaydı. Ama arada böyle minicik böyle bir duvar bile denmez yani onun adına. İşte böyle bir yükselti vardı. Biz ortaokuldan, ortaokulun bahçesinden sürekli işte lisedeki işte o gösteriler yaparlardı o zaman. Ama hepsi arkadaş aslında yani. Orada sağcısı da solcusu da belki komşu, belki arkadaş birbirlerine şey yaparlardı, takılırlardı, gösteri yaparlardı. Ama ne olduysa bir keresinde kavga çıktı. Ve çok büyük bir kavga çıktı. Sonra polis bağırdılar ve bütün o lisedeki kavga eden kişiler o bahsetmiş olduğum yükseltinin üzerinden atlayarak ortaokul tarafına kaçıp oradan
Eskişehir'e doğru kaçmaya başladılar. Tabii ben de o yükseltinin altına yattım. Onların altında kalmayayım diye. Kafamı böyle kaldırdığımda o sahne hiç gözümün önünden gitmiyor. Böyle sürekli atlayan, üstünden atlayan insanların o görüntüsü. Bazı sahnelerinde yaşayan. Şimdi bu üç tane şey dışında Adıyaman'la ilgili emin olun hiç aklıma kötü bir şey gelmiyor. Her şey hep çok güzel. Arkadaşlıklarım, dostluklarım, o çocuklarla birlikte kaleye çıkışımız, Ramazan günü işte o teravihli her gün bir başka camiye gitmemiz, o Adıyaman'daki veya herkesin bize birbirimize sahip çıkması. Çünkü biliyorsunuz orada herkes birbirini tanıyordu. Ve herkes herkesin çocuğuydu. Herkes herkesin akrabasıydı. Çok güzel günlerim geçti. Bu üç tane kötü anım dışında hiç kötü bir şey hatırlamıyorum. Hep mutlulukla hatırlıyorum. Evet, mesela Mehmet Ali Temel diyor ki gençken kurt köpeği besliyordu galiba. Öyle bir hatırlama var mı? Kurt köpeği değil de küçük bir köpeğim vardı. Balkonda besliyordum ve ne yazık ki tabii köpeğin balkonda beslenmesi hiç de sağlıklı bir şey değil. Evet, tabii köpeğe eziyet oldu. Köpeğe eziyet olunca biz o zaman bir işte yakınımızın bahçesi vardı, büyük bir bahçesi. Oraya götürmüştük. Ama bir dönem besledim, birkaç ay evde beslemeye çalıştım ama tabii şimdi düşünüyorum aslında doğru değilmiş. Evde köpek beslemek zor. Her gün köpeği en az iki kere gezdirmek gerekiyor biliyorsunuz. Ev için uygun bir hayvan değil. Tabiatına da aykırı aslında. Aynen. Evet, bahçede olması daha doğru herhalde. Tabii. Şimdi böyle kurt koleksiyonu yaptığınızı söylemiş bir arkadaşınız. Doğru. Demişti. Adil Bey, Adil Yaşar. Çok yoğun bir şekilde meraklı olduğunu söylüyor. Aslında gençken evet. Ben de yapmıştım hatırlıyorum kardeşimle birlikte. O zamanlar insanların böyle merakları da vardı aslında. Evet. Öğrencilerimizi, gençlerimizi de buna yönlendirmek lazım ama şimdi gündemde yok. Bu kul koleksiyonunuz hakkında ne dersin? Devam ediyor mu? Etmiyor. Ne yazık ki etmiyor ama ev içinde ortadır. Benim bir sıralar gerçekten çok ciddi bir pul koleksiyonu hastalığım vardı. Bir yere gittiğimiz zaman ilk gittiğim yer hemen mutlaka kitapçı olurdu. Ya da pul seten PTT şubeleri olurdu. O zamanlar biliyorsunuz bu pul filatelilik olmak için bayağı bir uğraşmak gerekiyordu. Çünkü cep telefonumuz yoktu. Televizyon bu kadar çok kanallı değildi. Arkadaşlıklarımız çok daha fazlaydı. Kitap okuyorduk. İşte bir hobimiz vardı. Şimdi birçok insanın hobisi ne yazık ki çok fazla yok. Çünkü herkes cep telefonuyla, televizyonla ya da internetle o kadar meşgul oluyor ki bu tür şeylere birçok insan zaman ayırmıyor. Sadece ben değil, aslında benim arkadaşlarım. O dönemde siz de eminim öylesiniz. Mutlaka ki bir insanın güzel bir hobisi oluyordu. Benim de o zaman hobilerimden bir tanesi de pulculuktu. O pullarım hala duruyor, özenle saklıyorum. Para koleksiyonum vardı bir de. Ona da çok düşkündüm. Mutlaka para biriktirirdim. O zaman boş durmayı da sevmiyorduk mesela. Babam belediye başkanıydı. Ben evin önünde tip tip sakız satıyordum. Sonra kitapçıda çalışıyordum. Sonra işte fotoğrafçıda çalıştım. Çünkü fotoğrafçıyı hatırlıyor musunuz? Tabii. Bekir Usta benim ya, Adıyaman'da. Bizim evin altındaydı zaten. Bekir Usta kulakları çınlasın dinliyorsa onu da... Bekir Açıl mıydı? Affedersiniz? Bekir Açıl. Soy ismini hatırlamıyorum. Bekir... O rahmetli oldu. Fotobahar'ın oğlu Bekir vardı. Bekir. Bekir'den bahsediyoruz, evet. Evet. O sağdır, zannetmiyorum. Bizim Fotobahar'ın oğlu Bekir benim mahalle arkadaşım. Sağ. Evet. Yeni Pınar'da. Aynen. Koleksiyon aslında biraz önce de sizin söylediğiniz gibi çok önemli bir şey. Çocuklarımızın hayal dünyası, merak, sorumluluk birçok yönden faydalı. Şimdi de ısrarla velilerimize, gençlerimize önerelim değil mi? Herhangi bir şeyin koleksiyonu yapmalı. Kesinlikle çünkü bir şeyin kıymetini bilmeyi öğreniyorsunuz. Şimdi ne yazık ki hiçbir şeyin kıymeti yok. O kadar çabuk tüketiyoruz ki her şeyi. Ama orada pulu neden biriktiriyorduk biz aslında? Bunun üzerinde mesela şahsiyetler vardı. Mesela bir kişi kim? Abraham Lincoln mesela. Onun üzerinde, pulun üzerinde o vardı. Onu araştırıyorduk. Ya da pulun üzerinde Amsterdam'ın bir resmi vardı. Onu araştırıyorduk. Aslında pulculuk bize keşfetmeyi, öğretmeyi, öğrenmeyi sağlıyordu. Anlatabiliyor muyum? Ve merakımızı, dünyaya bakış açımızı değiştiriyordu.
Ama ve bir de tabii şeylerin kıymetini biliyor. Özenle saklıyordunuz onu. Özenle bir onun sizin kıymetliğiniz o. Ama şimdi ne yazık ki ben kendi çocuklarıma bile bunu sağlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani çok çabuk tüketiyoruz. Mesela bizim çok daha az oyuncağımız vardı ama çok daha kıymet biliyorduk. O oyuncaklar çok kıymetliydi. Şimdi çocuk oyuncakları çoğu aynen. Evet şey. Aynen. Tel arabası yapardık mesela. Bilmiyorum siz yaptınız mı? Ben tel arabaları yaptık, bilet arabaları yaptık. Aynen. Çok çok da yani o kadar emek sarf ettiğimiz için çok da hoşlanırdık, bırakamazdık. Ama şimdi çocuklar oyuncakçıda aldıkları an bitiyor artık. Onun, o anda şeyde kıymeti kalmıyor artık onlar için. Ama işte bu ne yazık ki böyle. Yani dünya bu böyle değişiyor. Yani biz bunun önünde durmamız neredeyse imkansız. Öyleyse bunu birazcık aklımızı kullanarak farklı bir şekilde çevirmek lazım. Yani evet tamam interneti kullansınlar, cep telefonu kullansınlar da bunu öğrenmek için kullansınlar. Öyle boş yere zaman geçirmek, başkaları ne yapıyor diye, herkes yapıyor ben de yapayım diye değil de, yani benim yaptığımı herkes yapmaya çalışsını yapmaya öğretmeye çalışmamız lazım. Yani ne yazık ki bir sürü politikası içerisinde oluyor çocuklarımız, gençlerimiz. O başkalarını takip etmek yerine gençlerimize kendilerinin takip edilebilecek birisi olmasını önermemiz gerekiyor. Onların o açıdan kendilerini geliştirmesine katkıda bulunmamız, örnek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Öbür türlü hiçbir şeyin kıymetini bilmeden öyle günde saatlerce televizyonun ekranın başında boş boş, hele de gündüz ne yazık ki geçtiğimiz gün biraz rahatsızdım, gidemedim. Gündüz programlarına baktım ve çok üzüldüm. Yani konuştuğumuz programlar, o özellikle gündüz kuşağında yayınlanan, daha çok evde kalan, çalışmayan kişilerin ya da ev hanımlarının, çocukların izlediği programlar. Ne yazık ki yani bu konuştuklarımızın, bu amaçlarımızın falan çok ötesinde. Biz ne yaparsak yapalım, gerçek farklı yani. O yüzden bizim bir an önce uyanmamız gerekiyor. Öbür türlü bir kayıp nesil yetişiyor. Zaten bu pandemiden dolayı 1,5 yıl boyunca eğitimsiz de kaldık. Bu dönem zaten ne yazık ki bu 1,5 yıl aslında belki de 5 yılımıza mal oldu. Bir de onun üzerine bu daha ne zaman biteceği belli olmayan bu hastalıkla ilgili moralsizlik, tükenmişlik, iş kaybı, ekonomik kayıplar, motivasyon kaybı gerçekten de insanları sıkıyor. Böyle bir ortamdayken hadi gelin bir şey öğrenelim falan filan demek birazcık da daha zor oluyor tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Moralimizi bozmayacağız, enseyi karartmayacağız. Umut ederek yaşamak zorundayız. Ve ilerlemek için de öğrenmemiz gerekiyor. En kıymetli şeyin bilgi olduğunu, onun için de öğrenmek gerektiğini unutmamız lazım. Evet, çok doğru. Dediğiniz gibi teknolojiyi bilgiye ulaşmak için kullanmak daha önemli. Çünkü günümüzde bilgi güçtür. Bilgiye ulaşan, bilgiyi kontrol eden gücü elinde tutar. Bu silah da olabilir, başka bir şey de olabilir. Hakikaten çok önemli. İnşallah gençlerimiz, insanlarımız buna kulak verirler. Şimdi hocam, sizin aynı zamanda sanat müziğiyle de uğraştığınızı duyduk. Yani, yoğun bir şekilde uğraştığınız için. Devam ediyor mu? Sanata bakış açınız nasıl diyeceğim ama mümkünse arada da bir kuple mi diyorsunuz? Şimdi Sinan Bey şöyle, biz Adıyaman Musiki Cemiyeti'ni kurduk Adıyaman'dayken. Sanat müziğini çok seviyorum gerçekten de. Sesim çok da güzel değildir ama işte mırıldanırım. Böyle arkadaş sohbetleriyle bir araya geldiğimizde. O vakit Adıyaman'da daha işte böyle bir bu işi birazcık alaylı değil de hani birazcık daha bir hocasından, ustasından öğrenelim ve bunu yayalım. Adıyaman'da müzikle ilgilenmek isteyen kişilere gidebilecekleri bir yer sağlayalım. Onlara enstrüman sağlayalım diye uğraştık. Bunu hem sanat müziği için yaptık hem de halk müziği için yaptık. Yine rahmetli Mustafa Yücel Özbilgi'nin çok katkısı oldu. Kendisiyle aramız iyiydi. Özden büyüktü ama arkadaşımızdı aynı zamanda. Ondan ricada bulundum. Ve hem sanat müziği ile ilgili hem de halk müziği ile ilgili bize çok fazla sayıda
müzik aleti ve ihtiyaç duyduğumuz tüm enstrümanların aletlerini, işte ekipmanlarını bize o zaman tedarik etti. Bizim de o vakit Adıyaman'da da şu anda hala devam ediyor. Bu işe emek vermek isteyen büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz bir araya gelip böyle bir faaliyette bulunduk. Şarkı söylemek konusuna gelince size sözüm olsun ama şimdi olmasın. Çünkü belki farkındasınız. Yok yok. Belki farkındasınız. Biraz burnumdan konuşuyorum. Faranjitim var. Evet, birkaç gündür faranjit olduğum için beni bağışlayın ne olur. Ama söz inşallah bir dahaki fırsat olduğunda elinden geldiğince bir şeyler mırıldanmaya çalışırım. İnşallah. Allah sağlığı afiyet versin. İnşallah. Bir fırsat olur inşallah. İnşallah. Şimdi dur bakayım bir sorumuz var. Hekimler konusunda bölgede diğer illere nazaran daha yetersiz. Özellikle memleket sevdalarından sizler gibi büyüklerimize ihtiyacımız var. Kısmet olursa bir gün dönmeyi düşünüyor musunuz? Çok teşekkür ederim sevgili hemşehrimize. Şimdi şöyle benim uzmanlık alanım biraz spesifik bir branş. Yani ben daha çok akciğer kanseriyle ilgileniyorum. Göğüs cerrahisinin de her konusuyla ilgili değil. Ben akciğer kanseri ve göğüs kafesinin diğer organlarının kanserleriyle ilgileniyorum. Ve ne olur bağışlayın bunu söylüyorum diye ukalalık yaptığımı rica ediyorum. Ne olur düşünmeyin. Ama bana Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden hasta geliyor. Çünkü bu sadece benim iyiliğimden dolayı değil. Benim bunu bir ekip olarak yapmam gerekiyor. Yani benim ekip arkadaşlarımın anestezi uzmanından tutun da yoğun bakıma kadar. Benimle beraber çalışan kardiyoloğun tutun da işte benimle beraber çalışan diğer uzman arkadaşlarıma kadar bunu bir ekip olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ki bu çok kompleks bir iş çünkü. Ve çok yüksek riskli ameliyatları çok düşük risklerle yapmanız gerekiyor. Ancak öyle olursanız başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü kanserle mücadele gerçekten de zor bir iş. Ve sadece cerrahisi değil, cerrahinin öncesinde ya da bazen de sonrasında kimi hastalarımız için, bazıları için gerekiyor, bazıları için gerekmiyor. Kemoterapi ve radyoterapi gerekebiliyor. Dolayısıyla onkoloji branşının da benimle birlikte çok gelişmiş bir merkezde olması gerekiyor. Tabii ki çok arzu ederim Adıyaman'a gelmeyi. Neden olmasın? Ama ben sayın rektörümüze de söylemiştim. Adıyaman'daki göğüs cerrahı arkadaşlarımıza da söyledim. Buradan da açık olarak da ilan da ediyorum. Eğer ihtiyaç olursa ben seve seve 10 günde bir, 15 günde bir, ayda bir gelirim 2-3 gün. Orada benim katkı sağlayabileceğim, hekimlik adına katkı sağlayabileceğim ne varsa tamamen ücretsiz olarak, hiçbir beklentim olmadan seve seve Adıyaman'a gelir. Ameliyatsa ameliyat, hasta bakmazsa hasta bakmak, konsültasyonsa konsültasyon yapıp dönmek şeklinde olabilir. Bunu şimdilik böyle ancak yapabilirim. Öbür türlü Adıyaman'a eğer temelli gelirsem, biraz önce saymış olduğum gerekçelerden dolayı bu işleri yürütemem orada. O bir İnşallah. Çok kompleks bir iş çünkü. İnşallah. İnşallah. Az önce söyledik. O gelişmiş Adıyaman'a ulaşırız. Amin. İnşallah. İnşallah. Kavuşuruz bu güzelliğe. Şimdi az önce rahmetli Özbil'den bahsettiniz. Özellikle müzik, halk müziği, sanat müziği konusunda ben hatırlıyorum. O yıllarda okullara her yıl bir gece hazırlama mecburiyeti, tiyatrolu gece hazırlama mecburiyeti getirmişti. Onu hatırlıyorum ben. Her okul gece yapmak zorundaydı. Bu zorunluluk öğrencilerimize sosyal alanlar açmıştı. Tiyatroyla tanışıyorlardı. İşte dediğiniz gibi müzikle tanışıyorlardı, popla tanışıyorlardı. Hakikaten ciddi bir zenginlik olmuştu ama ondan sonra bu mecburiyetle kalkınca maalesef biz gönüllü olarak kültürümüze sahip çıkma noktasında eksiklik yaşıyoruz. Evet, Sayın Hocam, o yıllarda çocukluğunuzun geçtiği yıllarda mahalle arkadaşlığı ya da mahalle kültürü, sokak oyunları hakkında neler söyleyebilirsiniz, neler oynardınız? Kaybolduğunu ve geri gelmesini istediğiniz alışkanlıklarınız, ilişkiler var mı? Örnek verebilir misiniz? Uzun bir soru ama buyurun hocam. Valla Adıyaman'da küçükken herhalde herkes benim gibi biz o zaman gülle derdik yani misket oynardık. Evet. Ben de iyi oynardım. komşu mahallelere giderdik gülle oynamaya. Bir gün
O kadar çok gülle kazandım ki böyle büyük kolonya kutuları vardı. Belki hatırlarsınız çok büyük. Evet. O iki tane büyük kolonya kutusu ağzına kadar gülle dolmuştu. Ve hatta komşu mahallenin işte en iyi oynayan kişisi o zaman ellik derdik. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yani oynadığınız her zaman oynadığınız miskete ellik denir. O çok kıymetlidir yani o manevi değeri de çok. O favori, onunla oynardınız. Ha, onunla, o çok yani bütün güllelerini versen kimse elliğini vermez. Elliğini oynar mısın dedi. Oynarım dedim, onu da kazandım. Sonra ben eve gittim. Tabii çocuğun içine o kadar oturmuş ki eve geldi, anneme dedi ki anne dedi teyze dedi senin bu oğlun var ya dedi. Benim dedi bütün güllelerimi yuttu dedi. Ben nasıl korkuyorum ama nasıl korkuyorum. Annem bana kızacak diye. Sonra annem beni savundu ama. Dedi ki ne yapalım dedi oynamasaydın. Aynen. Çocuk gitti. Anne babanın haberi olmadı değil mi? Biz oynarken. Tabii tabii. Güllelerimizi saklardık. Tabii canım. Şimdi çocuğu gönderdi öyle. Sonra kulağımdan bir tuttu beni. Gel bakalım içeri. Sen ne zamandır gülle oynuyorsun? Çabuk o gülleleri götür birine ver diye. Sonra ben o güllelerin hepsini tabii dağıtmıştım. Yani çok keyifliydi. Gülle oynuyorduk, çelik çomak oynuyorduk. Topaç oynuyorduk tabii hatırlarsınız. Deleme yani. Evet. O zaman delemeyi Adıyaman'ın eski çarşısında Aboş Ömü vardı. Ona gider yaptırırdık biliyorsunuz. Çok keyifliydi ama şimdi tabii onların çoğu yok. Artık hepsi internette araba oyunu oynuyor. İşte futbol oyunu oynuyor çocukların. Ama onların tadı bambaşkaydı. Çünkü bilmiyorum siz de herhalde yapmışsınızdır hepsini. Doya doya oynadık. Doya doya. Aynen de doya doya oynadık. Çok da güzeldi. Şimdi hep çocuklarıma anlatırken onlar anlamıyorlar. Yani hiç öyle bir şey görmedikleri için şey de edemiyorlar. Hayal de edemiyorlar. Hayal de edemiyorlar. Doğru. Şimdi, günümüzün tabii, çocuklarının özür dilerim. Buyurun hocam. Mesela, evin önüne bile bırakamıyorsunuz şimdi çocukları. Çocukların en büyük eksikliği mahrum kaldığı nokta şu hayal. Hayal evet. Kuramıyorlar artık. Yani doğru, hayal çok doğru. Kurabilecekleri ortamları kalmadı. Evet bizim zamanımızda o güzellikler vardı. Az önce bir şey dikkatimi çekti. Annenizin size karşı ve arkadaşınıza karşı tavrı aslında bir eğitimci bakımından önemli. Evet. Orada sizi savunuyor, küçük düşürmüyor. Ama cezasız da bırakmıyor. O aynen. Tabii. Gerekli şeyi tavrı gösteriyor. Evet. Hocam böyle bulunduğunuz yerden Adıyaman nasıl görünüyor desem diye bir klasik benim bir sorum var. Günümüz şekliyle. Ne diyebiliriz bu konuda? Adıyaman'ın hangi tarafını nasıl gördüğümü merak ediyorsunuz. Siz birisiniz. Yani nasıl görüyorsunuz? Yani oradan Adıyaman'ın sosyal yapısı olabilir, efendim mesela ekonomik yapısı olabilir, kültürel yapısı olabilir. Şu anda Adıyaman'ın bir fotoğrafını çekseniz birkaç kelimede neler söyleyebiliriz? Biraz önceki girişteki cümlelerinizde epeyce bahsettiniz ama özet olarak ne alabiliriz? Yani çok gelişmiş, gelişmeye yakın bir il, kültürü zengin il gibi bir şeyler söylediniz. Bunu toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Potansiyeli çok yüksek. Bir atılım yaptı. Fakat şu anda bir sıkışıklık var. Mutlaka bir atılım daha yapmak zorunda. Bir sıçrama daha yapmak zorunda. Eğer o sıçramayı yapmazsa ekonomik ve sosyal olarak sıkıntıya girebilir. Bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine göre tabii ki çok daha iyi. Ama şehir büyük bir köy görüntüsünden modern bir hale gelmeli. Etraftaki ikinci, üçüncü çemberdeki yapılaşma çok iyi. Ama birinci, hatta ikinci çember ne yazık ki özellikle mesela bayram günlerinin öncesinde mesela gittiğinizde tanıyamayacağınız kadar kalabalık. Oradaki esnaf çok üzülüyor. Alışveriş yapacak kimse giremiyor çünkü içeriye. Çünkü dükkanın önünde tezgah açmış bir sürü insan nedeniyle dükkanına giremeyen insanlar bile var. Yani şimdi bu bir taraftan çok güzel bir manzara. Öbür tarafta ne yazık ki şehrin içerisinde tıkanmış bir görüntü. Ama eminim ki belediye başkanımız çok çalışıyor. Benim buradan takip ettiğim kadarıyla. Eminim bunlarla ilgili bir çözüm üretiyordur. Ya da düşünmüşlerdir.
Ama ben şu anda Adıyaman'ın sosyal olarak da, kültürel olarak da dediğim gibi yani şu anda bir eşik değerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir sıçrama yapmak zorunda. Öbür türlü göç vermeye başlar. Göç vermeye başlarsa da Adıyamanlılık bizden sonra biter. Bizim evet. Çocuklarımız, onların çocukları artık Adıyaman'a dönmezler. Yani bu dikkate değer sözlerinizi özellikle not ediyoruz. Bir de bir şey soracağım. Evet. Şimdi Adıyaman'dan çıkan, çalışma hayatı için, eğitim hayatı için Adıyaman'dan çıkan kişiler görevlerini yerine getirdikten sonra kaçı Adıyaman'a dönecek? Ya da Adıyaman için ne yapıyorlar dönmeseler bile? Bence bu çok önemli. Sadece evet, sadece Adıyaman'daki insanların Adıyaman için bir şeyler yapması yetmiyor. Yani benim de burada bir şey yapmam gerekiyor. İstanbul'daki diğer herkesin de Adıyaman için bir şey yapması gerekiyor. Şimdi burada genellikle olan şey şu. Buradaki Adıyamanlar birbirleriyle görüşüyorlar. Neden? Birbirlerine katkıda bulunmak için. Eğer başı derde girerse birinden yardım almak. Bir hemşerisinden yardım almak için. Ya da bir şey yapacaksa her şey hemşerisine yardımcı olmak için diyelim. Ama işte bu noktada bizim bir misyonumuz daha var. Biz buraya geldikten sonra birbirimiz için yaptığımız şeylerden başka mutlaka Adıyaman için de bir şey yapmamız gerekiyor. Yani, Ankara'daki de, İzmir'deki de, Bursa'daki de, Kıbrıs'taki de herkes Adıyaman için bir şey yapmalı ki Adıyamanlı'nın yaptığıyla onu örtüştürelim, Adıyaman kalkınsın. Öbür türlü ben NİM dışında da hani ben biraz önce anlattım hani belki bir özel gerekçe sayılabilir bazı kişiler için, bazıları için sayılmayabilir, beni mazur görmeyebilirler ama yani birçok insan mecburiyetten gider ve sonra geri dönmez veya oradan gelişi önlemek için orada mutlu olmayı sağlayabilmek için gerekli şeyleri yapmaz. Anlatabildim değil mi? Harika bir şekilde bizim de yani derdini çektiğimiz konu bu. Yani şu programın bile arka planında bu düşünce var. Yani dışarıdaki Adıyamanlılarımız hakikaten bilimsel olarak, fikri yönden, kabiliyet olarak, varlık olarak çok zengin. O güç birleştirildiği takdirde az önce bahsettiğiniz Adıyaman'a ulaşmanın çok daha kolay geçmemiz de mümkün. Daha önce de biz önceki belediye başkanlarımızla görüşmüştük. Adıyaman dışında yaşayan bürokrat olabilir, iş adamı olabilir, siyasetçi olabilir. Bütün insanlarımızı yılda bir kere bu 500 kişi de olabilir, 1000 kişi de olabilir Adıyaman'da toplayalım. Bunlarla gezelim, tozalım, eğlenelim ama aynı zamanda bunları dinleyelim. Önerilerini, eleştirilerini, tespitlerini alalım. Adıyaman'la dışarıdakilerin fikirleri bir sentez yaparak çok güzel fikirler ortaya çıkarabiliriz diye önerimiz olmuştu. Artık pandemi mi girdi diyelim, dikkate alınmadı. İnşallah bundan sonra olur. Bu programımızla da bunu gündeme getirmek istiyoruz. Özellikle siz özetlediniz, çok teşekkür ediyorum. Bu konu çok önemli. Yani. Ben teşekkür ederim. Yani o köprüyü ciddi olarak kurmamız gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer biz bunu yapmazsak bir müddet sonra Adıyaman'dan başka yerlere göç eden kişilerin yerini Adıyaman'a başka yerlerden göç eden kişiler alacak. Ve aslında almaya evet, başladı. Aynen. Evet. Aslında biz hiç tanımadığınız aslında Adıyamanlı olmayan ama sonradan Adıyaman'a yerleşmiş insanlarla dolan bir şehir olacak Adıyaman. Evet. Yani orası geçiş bölgesi olacak gibi düşünün yani, anlatabiliyor muyum? Kesinlikle mi? Yani şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim, değişik ortamlarda da söyledim. Artık kültürsüz ve kimliksiz bir şehir olma yolunda gidiyor. Kültürünü koruyamıyor çünkü insanını koruyamıyor. Bir sabitlik yok, sürekli bir hareketlilik var. Dolayısıyla bir kültür oluşmuyor. Var olan kültürü de kaybediyoruz. Dediğiniz gibi inşallah bu güzelliklere ulaşırız. Hocam, şimdi Adıyaman'ı çok konuştuk. Biraz da yani profesör doktor tıp hekimi olarak da özellikle son pandemi sürecinde de gündeme çok geldiniz. Sizi gururla izledik haber ulusal kanallarda. Gündemimiz pandemi olacak. Şimdi biz önce profesör doktor Celalettin Kocatürk'ü tanımak isteriz. Yani özellikle hekimlik yönünüz itibarıyla. Buradan başlayalım isterseniz hocam. Olur. Biraz önce söylemiştim. Dediğim gibi ben Trakya Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra mecbur hizmetimi yaptım. Sonra Ankara, Adıyaman'a geldim. 5 seneye yakın çalıştım.
Sonra Ankara'da Numune Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümüne. Sonra da 97 yılında İstanbul'da İstanbul Yedikule Göğüs Hastanesi'ne girdim ve 21 yıl aralıksız orada çalıştım. Uzman oldum, sonra başistan oldum, sonra doçent oldum, hoca oldum. Uzun yıllar şeflik yaptım. Sonra başhekim oldum. 2018 yılına kadar çalıştım hastanede. Sonra da ayrıldım. Şimdi özel bir yerde çalışıyorum. Şimdi bu 13, dediğim gibi ben hep böyle televizyonlara, basına falan çıkıyordum ama daha çok böyle göğüs cerrahisiyle ilgili konularla ilgili çıkıyordum. Çünkü işte uluslararası çok sayıda yayınım var, işte kongre, dernek, işte uluslararası konuşmacı vesaire olunca işte bir şekilde ilgi çekiyorsunuz. Yaptığınız işlerle ilgili size haber yapmak istiyorlar. Hep bununla ilgili konuşuyordum ve 13 Mart'ta tesadüftür belki, tıp bayramından bir gün önce 2020 yılında bir televizyon kanalında akciğer kanserini konuşmak üzere buluştuk. Ve 11 Mart 2020'de de hatırlarsanız ülkemizdeki ilk vaka açıklanmıştı. Spiker de o konuyu sordu bana. Benim de şöyle, ben göğüs cerrahıyım ama sonuçta akciğerle ilgileniyoruz. Ve akciğerleri o zaman en çok tutuyordu biliyorsunuz. O nedenle de bize çok işte soruluyordu akciğerle ilgili neler yapılması gerektiği. Aynı zamanda ben enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili çok ilgi duyuyorum. 10 yıl iki tane enfeksiyon hastalıkları kitabının editörlüğünü yaptım ben 10 yıl boyunca. 6 yıl Yedikule'de çalışırken 6 yıl enfeksiyon hastalıkları komitesi başkanlığı yaptım. Şimdi öyle olunca sorulan bu COVID ile ilgili sorulara biraz kendi konuma yakın olduğu için, biraz da bu özel ilgi alanıma girdiği için epey yanıtlar verdim. Sonra bunu izleyen bir editör, hep öyle ilerliyor bu işler. Onu izleyen bir editör sizi bir kanala davet ediyor. Sizi işte o kanalda izleyen başka bir kanalın editörü başka bir kanala davet ediyor derken ben bir anda kendimi COVID'in içerisinde buldum. Tabii televizyonlara bu kadar tartışma programlarına çıkınca, hele de hiç bilinmeyen, daha önceden insanlığın hiç karşılaşmadığı, böylesine zor bir, en azından mikropla karşılaşmadığı bir dönemde o kadar çok okumanız gerekiyor ki. Yani orada yapacağınız en küçük bir yanlış ifade, söyleyeceğiniz en küçük bir yanlış ifade, bir bilgi, hem birçok insanın hayatıyla ilgili yanlış bilgi vermek çok büyük bir risk, büyük bir sorun. Hem de çok büyük bir eleştiri konusu olabilirsiniz bir anda. Yani bu adam bunu söylüyor, doğru söylemiyor denilebilir. O yüzden çok okudum, hala okuyorum. Yani günde yani en az 5 tane literatür falan okuyorum. Çünkü her gün yeni şeyler çıkıyor ve ben bunları takip etmek zorundayım. Birçok sebepten dolayı, hem birçok insana rehberlik edip onlara danışmanlık yapıyoruz, hem de akciğerle ilgili en çok akciğeri hasarı yapan bu hastalıkla ilgili organı, yani akciğeri ben ameliyat ediyorum. Dolayısıyla bu hastalığın önünü arkasını çok iyi bilmem gerekiyor ki hastalarımızı da riske etmeyeyim diye. Bu nedenle öyle bir ilgi çekici tarafı oldu herhalde. Ben dedim ki ya beni niye çağırıyorsunuz? Yani bu kadar çok kitabın ortasından konuşuyorsunuz hocam dediler. Neden dedim kitabın ortasından konuşuyorsunuz? Ya dediler ki hocam bizde bir şey vardır. Şimdi burası bir dost ortamı diye söylüyorum ben. Normalde tabii bu bir kanalda konuşulacak şey değil. Evet. İşte biz bir soru sorarız. Sonra işte konuşmacı o soruyu alır göğsünde önce yumuşatır. Sonra dizini alır, sonra ayağını alır, sonra topu şöyle bir çevirir, sonra söylemek istediğini söyler. Siz de öyle değilsiniz. Ne soruyorsak tak söylüyorsunuz dedi. Herhalde ondan olsa gerek biraz da. İşte o dönemlerde dediğiniz gibi sık televizyonlara çıktık. Şimdi de ben biraz geride durmak istiyorum. Çünkü çok fazla ön planda olunca emin olun ne yazık ki bu sosyal medya çok değişik bir mecra. Orada çok iyi niyetle, tamamen halisane, iyi niyetle yapmış olduğunuz çok masumane paylaşımlar bile bazı gruplar tarafından, bazı kişiler tarafından çok böyle uygunsuz bir hale çevrilebiliyor. Ne yazık ki. Aynen öyle. Hem ondan dolayı hem de bu dönemde işlerimin de yoğunluğundan bir miktar
gelen şey hocam akşama alalım mı tekliflerini? Biraz bana müsaade edin, biraz dinlenmek istiyorum diye tempoyu azalttım şimdi. Eyvallah. Yani o zaman bu akşamki yayınımız ayrı bir anlam kazanıyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Adıyaman ve sizlerle birlikte Adıyaman'ı konuşuyor olmak gerçekten çok mutlu ediyor beni. Sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Ben de kitabın ortasından bir soru sorayım bu konuya alakalı. Şimdi bu pandemiye plandemi diyen arkadaşlarımız var. Yani bu virüsün laboratuvarda üretildiği ve devamında da toplumları kontrol altına alma çalışmaları olduğunu söyleniyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Önce en son söyleyeceğim ki cümleyi söyleyeyim ama sonra tartışalım. Hayır, öyle bir şey yok bence. Bu 5G teknolojisi, işte bu aşının içerisindeki nanopartiküllerle çevrilmiş olan ve dünyanın en güçlü iletkeni olarak kabul edilen graten maddesiyle çevrili olmasının aslında 5G, 6G teknolojisiyle bizi uzaktan kumanda bile edebileceği fikrine ben katılmıyorum. Zaten bizi kontrol etmeye, takip etmeye falan ihtiyaçları yok. Hepimizin elinde cep telefonu var. Şimdi siz 2-3 kelime üst üste hiç alakasız bir şey söyleyin. Mesela ne söyleyin? Maserati arabalar ne kadar güzel diye konuşun birkaç kişi ile bir araya geldiğiniz zaman. Yarın cep telefonunuzda işte bir yere, Facebook'a, Instagram'a bir yere girdiğinizde Maserati reklamlarının size gösterilmeye başlandığını göreceksiniz. Yani telefonunuz kapalı ama sizi dinliyorlar aslında. Sizi kontrol ediyorlar yani. Buna ihtiyaçları yok. Şimdi neden plandemi değil? Onu tartışalım. Şimdi bu bir laboratuvar virüsü olabilir mi? Onu konuşalım. Ya da hayır, kendiliğinden oluşan bir virüs, doğal bir virüs mü? Bunu konuşalım. Şimdi koronavirüs denilen, en baştan alayım, biraz bütünsel bir yaklaşım olsun. Dünyada en çok var olan canlı mikroorganizmalar. Yani insanlar, hayvanlar, bitkilerden daha fazla mikroorganizmalar da bir canlı türü. Ve onların içerisinde bakteriler var. Çok sık biliyoruz çünkü onlar sürekli hayatımızda. Virüsler var. Sayıca çok fazlalar. Biz çok az bir kısmını biliyoruz. Mantarlar var, parazitler var, viryonlar var, priyonlar var falan. Şimdi bunların içerisindeki virüslerle ilgili bu koronavirüs ailesinin 6 tane üyesi var. Bilinen milyonlarca var da hastalık insanda hastalık yapan 6 tane. Bunlardan 4 tanesi basit solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Zaten eskiden de vardı. Geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. Beşincisi 2002 yılında SARS denilen bir salgına yol açtı biliyorsunuz. Uzak Doğu'dan yine kaynaklanan. İstiyorsanız bu Uzak Doğu'yu da bir tarafa koyalım. Neden Uzak Doğu'yu da sonra konuşalım. Sonra 2012 yılında MERS yine koronavirüsün bir çeşidiydi. Yine bir salgın başlangıcı oldu ama hemen kendi kendini yok etti. Orada biliyorsunuz Orta Doğu'da özellikle Suudi Arabistan çevresinde yayıldı ve sonra yok oldu. Aradan 9 yıl geçti ve bu sefer de COVID hastalığı ortaya çıktı. Şimdi 2015 yılında Nature diye bir dergimiz var bizim. Çok popüler bir dergidir. Site endeksi bayağı yüksektir. Orada bir makale çıktı. Diyor ki koronavirüs ailesi sandığımızdan çok daha tehlikeli bir virüstür. Bunları çok hale almadınız. Basit üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyor diyorsunuz 4 tanesi için. 2 tanesi kendinden geçti zannediyorsunuz. Ama salgın. Ama böyle değil. Bunun kimerik özellikleri var. Ne demek? Şimdi bütün canlı her canlının bir genetik kodu var biliyorsunuz. Ve o genetik kodumuzda da 4 tane amino asit var. Adenin, guanin, sitozin, timin. Hepimiz biyoloji okuduk biliyorsunuz. Adenin, guanin, sitozin, timin böyle böyle gidiyor. Milyarlarca, milyonlarca DNA, çift sarmal DNA bizim genetik yapımızı oluşturuyor. Virüslerinde, bakterilerinde, bütün canlılarında, ağaçlarında, hayvanlarında yapısında bu. İşte bu koronavirüsün RNA virüstür. Tek sarmallı bir RNA virüstür. Şöyle bir özelliği var. Bu genetik upuzunu, genetik kodunu düşünün. Bir kısmını koparın. Oraya başka bir virüsün genetik materyalini ekleyin. Yok olmuyor. Hemen kabul ediyor. Kendini ona adapte ediyor. Yani
Kolunu çıkartıyorsunuz, başka birinin kolunu takıyorsunuz. Bacağını çıkartıyorsunuz, başka birinin bacağını takıyorsunuz. Kulağını çıkartıyorsunuz, başka birinin kulağını takıyorsunuz ve o yeni bir virüs oluyor. İşte koronavirüs ailesinin böyle bir özelliği var. Bunu ispat etmek için Amerika'da iki tane Çinli, bir Amerikalı, bir Kanadalı, bir de İsveçli bilim adamı müracaat edip çalışma yapmak istiyorlar. $2 milyon fon alıyorlar. Amerika parayı veriyor ama laboratuvarı açmıyor. Bunlar da gidiyorlar Wuhan'a. Wuhan deyince oraya bir duralım. Wuhan aslında dünyanın en gelişmiş biyoteknoloji laboratuvarının olduğu merkez. Son derece yüksek teknolojiyle donatılmış bir yer. Kocaman bir göl var. Etrafında bildiğiniz bütün teknoloji, araştırma, geliştirme, ilaç firmaları da dahil firmaların Ar-Ge merkezleri orada. Çok gelişmiş bir virüs laboratuvarı var. Bunlar orada çalışıyorlar ve size bu anlattığım virüsü başka virüslerin genetik materyalini alıp bu virüse takma işlemlerini yapıyorlar ve bir virüs elde ediyorlar. Adını da belirliyorlar, patentini alıyorlar o virüsün. Ve diyorlar ki biz bu virüsü bütün deney hayvanlarına verdik. Tamamı öldü. Hiçbirini kurtaramadık. Çok tehlikeli bir virüs oldu. Yani bu virüs çok insanoğlunun başına dert açabilir. Aman dikkat. Diyorlar ve bunun da patentini alıyorlar. Şimdi bundan sonra yine Nature dergisinin eğer bu makalesinden sonra bakarsanız literatüre 6 tane buna benzer yayın var. Şimdi buradan yola çıkarak bir varsayım da bulunabiliriz. Diyebiliriz ki evet demek ki bu Wuhan'da yine bir laboratuvarda buna benzer bir çalışma yapıldı. İşte tam da bu koronavirüsü işte bu üretildi ve muhtemelen laboratuvardan kaçtı. Muhtemelen birisi tarafından kaçırıldı. Muhtemelen dünyada salgın olsun diye özellikle yayıldı. Muhtemelen ama hepsi muhtemelenle kalabilecek olan şeylerdir. İspat edemeyiz. Şimdi HIV virüsünün de biliyorsunuz 40 yıl oldu. Çıkalı hala tedavisi yok. Hala aşısı yok. Daha doğrusu tedavisi var da aşısı yok. O zaman da biliyorsunuz ilk çıktığında ben daha fakülte yıllarında ilk yıllarındaydım. O zaman da laboratuvar virüsü diye yıllarca konuşuldu. Hala konuşuluyor. Öyle midir? Bilmiyoruz. Peki ama bir hayatımızda bir gerçek var. O da ne yazık ki bu virüs bütün dünyayı etkiledi. Daha epey de bir etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün oldukça geniş katılımlı bir araştırmacısı uzun süreler araştırdı. Bunların içerisinden çok az bir kısmı bunun bir laboratuvar virüsü olduğunu ya da laboratuvar kaynağı olduğunu düşündüler. Ama ne yazık ki diğerleri, özür dilerim ne yazık ki değil, diğerleri hayır bu bir laboratuvar virüsü değil, bu bir doğal virüs dediler. Tabii ki soru işaretleri var. İlk çıkan hasta kim? Yani niye o işte hayvan pazarından çıktı da hastayı bilmiyoruz? İşte niye ilk zamanlarda insanların o böyle yolun ortasında devrilen görüntülerini yayınladılar? Yani tabii ki bunlar konuşulabilir ama o görüntüler bence tamamen safsataydı. Hiçbir hastalık, o görüntülere sahip olan kişilerin zaten COVID olmadığı da anlaşıldı sonradan biliyorsunuz. Bir takım soru işaretleri var. Plandemi, plandemi lafına katılmıyorum. Çünkü dünyanın biliyorsunuz en kendilerini en kıymetli saydıkları, en üstün ırk saydıkları kişiler İsrailliler biliyorsunuz. Yani onlar zaten sonradan Yahudi olunmuyor biliyorsunuz. Onlar doğuştan olması gerekiyor. Öbür türlü saymıyorlar. Hele soylarını farklı görüyorlar biliyorsunuz. Yani peki eğer öyleyse ve madem ki dünyayı işte özellikle de 5 tane para sahibi olan İsrailliler yönetiyorsa işte bir sürü aileler var biliyorsunuz onlarla ilgili söylenen. Niye o zaman dünyada en çok bu işi yapan ülke İsrail olsun ki? Yani o insanın mantığına çok uymuyor. Ya da diyelim ki Microsoft'la ilgili, Bill Gates'le ilgili çok söyleniyor işte bizi bu şey yapıyor diye. Tam aksine $55 milyar para verdi adam bunun şeyine, tedavisine katkıda bulunması için, ilaç ve aşı geliştirilmesi için ne yapılabilir diye. Çünkü Bill Gates'in yaptığı iş gereği ne kadar çok nüfusunuz olursa o kadar çok para kazanmaya devam edersiniz. Onun insanların nüfusunu azaltması kendisinin işine gelecek olan bir şey değil yani.
O yüzden de bunun planlama olduğuna katılmıyorum. Ama evet, ortada bir takım sorular var. Ama bunları bilmiyoruz. Şimdi bilim şöyledir. İspat eder. Bunu kanıtlar. Çalışma yapar. İstatistiksel olarak ortaya koyar ve der ki ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Giriş amacım buydu. Şu materyali kullandım. Bu metodu kullandım. Bu istatistiksel sonuçlara ulaştım. Ve arkasından da tartışır ve sonucu der ki ben bunu yapıyorum. Çünkü bakın benim metodolojimle istatistiklerim uyuştu ve bunu yapıyorum. Aradan birkaç yıl geçer. Birkaç yıl sonra aynı kişi der ki ben öyle söylemiştim ama bir daha araştırdım. Aslında bunun bu tarafı da varmış der. Bilim böyledir. Bilim gelişir. Ama ispat ede ede gelişir. Yani dün başka bir şey dediğine bugün başka bir şey de diyebilir. Ama bilim 100 tane şeyin 100'ünü de açıklayamaz. Soyut bir takım şeyler açıklanamaz mesela. Ama o zaman açıklanamayan bilimin %5 gri zon dediği alanı eğer siz bak gördünüz mü söyleyemiyorlar işte bunun cevabını söyleyemiyorlar derseniz ve onun üzerinden negatife bir kanıt oluşturmaya çalışırsanız o zaman o bilimsellik olmaz. O şarlatanlık olur. Şimdi dolayısıyla da evet bu hastalıkla ilgili, aşıyla ilgili soru işaretleri benim de yok mu? Elbette ki var. Ama bu daha bilimsel gerçeklerle kanıtlanmış olan yapmamız gereken davranışların önermelerin önüne geçmiyor. Evet. Hocam hakikaten yani bir hemşire sohbeti yapalım dedik ama bilimsel manada da izleyicilerimiz de diyor güzel bilgiler paylaşıyorsun. Teşekkür ederim. Hazır konu açılmışken ben yine kitabın ortasından bir şey sorayım. Özellikle son günlerde aşıyı teşvik için veya aşıya mecbur kılmak için PCR testinin mecburiliği var. Bu konuda PCR testinin yalancı pozitiflik verdiğini söylüyorlar. Tam güvenilir olmadığı sonuç itibarıyla. Bu konuda ne diyebiliriz? Şimdi doğru test kitiniz olması gerekiyor. Ki bununla ilgili bundan 3-4 ay önce hem Avrupa hem Amerika hem de Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Hastalık Önleme Merkezi CDC test kitlerinizi düzenli olarak yenileyin, kontrol edin. Özellikle yalancı pozitiflik değil de yalancı negatiflik olanınızı düşünmeniz gerekiyor. O yüzden de hele de sonbaharda yaklaşacak olan diğer viral enfeksiyonlarla çapraz pozitiflik vermemesi için test kitlerinizi sürekli güncelleyin diye bir takım uyarılarda bulundu. Şimdi eğer doğru bir şekilde alındıysa burnunuzdan ağzınızdan doğru kaba koyundu ve karışmadıysa başkasının ismiyle gitmediyse doğru şartlarda transfer edildiyse doğru makina da çalışıldı ve sizden önceki turda dönen materyaller daha sonra doğru bir şekilde temizlendiyse makinada ikinci çalışmada temizlendiyse ve biraz önce bahsetmiş olduğum kitinizi de eğer geliştirdiyseniz eğer pozitif çıktıysa %99.9 pozitiftir. Bakın %99.9 pozitiftir. Bu saydığım şartlarla ise. Ama eğer negatifse ilk başlarda %67 doğrulukla negatiftir. Aslında 3 kişiden 3 tane hasta var. PCR testi kaçını yakalıyor? İkisini yakalıyor. Hocam yayından mı düştünüz acaba? Temelen hocamızın bağlantısında bir sorun yaşanıyor. Mesaj yazayım kendisine.
Evet hocam. Evet. Tekrar bağlandık. Bir teknik bir sıkıntı oldu. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam. Dolayısıyla pozitifliğini konuştuk herhalde. Orası duyuldu. Negatifliğine gelince daha önce 3 kişiden ikisini doğru biliyor, birini bilemiyordu. Şimdi bu daha da geliştirildi ve %85 doğruluğa ulaştı. Yani eğer negatif diyorsa 100 kişinin 85'i gerçekten de hasta değil, 15'inde yanılabilir. Peki pozitifliği sizin hasta olduğunuz anlamına geliyor mu? İşte burada bazen kafa karışıklığı oluyor. Şimdi bakın, PCR nedir? PCR, bir örnek alıyorsunuz. O örnekte virüsün canlı ya da ölü bilmiyoruz. Herhangi bir parçacığının, o virüse ait herhangi bir parçanın milyon kere çoğaltılmasından sonra bir görüntülemeye çalıştığımız bir teknikle var ya da yok dediğimiz bir şey. Şimdi biraz karışık bir test. Şeye boğmak istemiyorum ama çok kabaca anlatayım. O alınan testte RNA'lı bir virüsü önce yine bir virüs olan retrovirüsten yararlanıyoruz. Sonra onu DNA'ya çeviriliyor. O DNA parçacıkları sonra o sarmallar birbirinden ısıtılarak ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra araya nükleotitler konuluyor. Sonra tekrar çoğalması sağlanıyor. Sonra tekrar ısıtılıyor, ayrılıyor. Sonra tekrar nükleotitler veriliyor, çoğaltılıyor. Böyle yani bir parçacık, o bir virüs parçacığı ölçülemiyor çünkü bir virüs parçacığını makine ölçemiyor. Bu şekilde milyon kere çoğaltarak ölçebilir hale getiriyorsunuz. Ama sizin PCR'ınızın pozitif olması demek sizin hastalığınızın hala devam ediyor anlamına gelmez. Şunu anlatıyorum mesela. Diyelim ki bir arkadaşımız hastalandı. İlacını kullandı ya da istirahat etti. Hastalığını geçirdi. Hemen merak ediyor. Acaba ben iyileştim mi? Gidiyor hemen test yaptım mı? Gitme. Çünkü testin pozitif çıkınca sen hastalığın devam etmiyor. Testin negatif çıktığında da sen iyileşmiş olmuyorsun. Çünkü ölü bir virüs parçacığı da yine biraz önce söylemiş olduğum sebepten dolayı testi pozitif çıkartabilir. Burada biraz kafa karışıyor. Ama ilk başta hiçbir şikayeti olmayan bir kişi eğer bir virüsle karşılığı ilk defa özür dilerim hiçbir şikayeti olmayan demiyorum, düzeltiyorum. Çünkü hiçbir şikayeti olmadan da siz hasta olabilirsiniz. Covid hastalarının %30'unun hiçbir şikayeti yok. Tamamen tesadüf. Ben saptanıyor. Ben hasta değilim ki diyor. PCR'ın pozitif çıktıysa çıktı. Ben hasta değilim. Gerçekten de öyle. Aslında PCR pozitif, Covid hastalığı bulaşmış ama hastalık oluşmamış. 100 kişinin 30'u, şanslı olanı 30'u öyle geçiriyor çünkü. Zaten o şanslı olan 30 kişi herkesi kendi gibi geçirdiği zannettiğinden ya bunu çok büyütüyorsunuz, ne gerek var, bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz, gripin bir tıkıştıysa işte bu aşıdan dolayı böyle oluyor vesaire diyorlar ama şunu da bilmeleri gerekiyor. O 100 kişinin 50 tanesi de işte bir takım bulgularla seyrediyor. Baş ağrısı, sırt ağrısı, ishal, kas ağrısı anlatmayayım. Birçoğunu artık hepimiz biliyoruz. 20 tanesi çok ağır geçiriyor ve hastaneye yatıyor. Ve bu 20 tane ağır geçiren kişinin 5 tanesi yoğun bakıma gidiyor. Ve bunlardan 3 tanesi makineye bağlanıyor ve ne yazık ki 2 tanesi ölüyor. Şimdi diyorlar ki gripten de insan ölüyor canım. Niye büyütüyorsunuz olayı? Gripten her sene dünyada 350 bin kişi ölüyor. Dünyada her yıl gripten 350 bin kişi ölüyor. Ve gripin aşısı var. Elimizde ilacı var. O ölen kişilerin de birçoğu ne yazık ki aşılanmamış, tedavide çok geç kalmış ve ilk hastalığı olan kişiler gripten dolayı. Ama bu hastalıkta ne yazık ki elimizde aşı var ama daha yeni ve elimizde ne yazık ki bir ilaç yok. Zaten inşallah vakit kalır konuşuruz. İnşallah o ilaçlar çıkınca bu pandemi bitecek. Öbür türlü bitmeyecek. Öyle gözüküyor. Çünkü virüs sürekli güçleniyor. Sürekli mutasyonlar ve sürekli varyasyonlar ve ne yazık ki insanlığın hep aleyhine gelişiyor. Benim bu süreçte işte yaklaşık 1,5 yıldan fazladır konuşuyorum. Yanıldığım en önemli nokta Haziran ayında bu pandemi bitecek dedim. Bana göre. Neyi güvenmiştim? Aşı işte Şubat ayında yapılmaya başlanacak. Nisan, Mayıs aylarında artık aşı toplumun %65-70'ine yapılacak.
Araya da yaz girecek zaten. Dolayısıyla biz artık önümüzdeki sonbaharda çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki bu, hele de özellikle bu delta varyantı, delta'dan önceki alfa varyantı işleri tamamen bozdu. Çünkü virüs sürekli, sanki aklı varmış gibi virüsün, sürekli kaçıyor. Aşıdan kaçıyor, daha güçlü hale geliyor. Ve bundan sonra da böyle olacakmış gibi gözüküyor. Eğer öyle olursa zaten aşıyla yapmamız mümkün değil. 6 ayda bir aşı olmamız gerekecek. Bütün dünyaya zaten aşı yetmiyor. Biz aşılansak ne olacak ki? Dünyanın öbür ucundaki en son hasta iyileşmedikten sonra hiçbirimiz bu hastalıktan kurtulamayacağız. Az gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, zayıf nüfuslarının %1,5 aşılanmış. Nasıl olacak? O adam uçağa binecek, gelecek. Sen %100 aşılansan ne olacak? Orada gelişen bir varyanttan dolayı uçağa binip geldiğinde sen tekrar hastalanacaksın. Dolayısıyla bu işten kurtulmanın iki yolu var. Ya etkili bir ilaç bulacağız ya da bütün dünyayı aynı anda aşılayacağız. Nasıl? Bir zaman çok çırpındım. Belki duymuşsunuzdur televizyonlarda. Lütfen ilaç firmalarına baskı yapalım. Bir kamuoyu oluşturalım. Özür dilerim. Aşı firmalarına. Bilgi ve patent paylaşımı yapsınlar. Bütün dünyada aşı üretilebilir. Tüm tesislerde aşı üretilsin. Ve ücretsiz olsun. Gelişmiş ülkelerle cebine atsınlar. Ya da çok düşük ücretlerle maliyetine yapalım bu işi. Bir an önce bunu bitirelim. Yoksa bu hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak zaten bütün dünyayı bitirecek. Yani ve bir yerin aşılanması, görüyorsunuz işte İsrail aşılandı, İngiltere aşılandı, Norveç aşılandı, çözüm bulunmadı. Çünkü yeni yeni varyasyonlar onları da tekrar hastalandırmaya devam ediyor. Dolayısıyla iki tane çözüm var. Ya ilaç bulacağız ya da bütün dünyayı aynı anda aşılayacağız. Onun için de bilgi ve patent paylaşımına ihtiyaç var. Hocam aşı demişken, şimdi aşı karşıtlığı konuşuluyor. Aslında toplumumuz aşı karşıtı değil. Öyle olsa küçük çocuklarını onlarca aşı vurdurmaz. Burada bunun aşı olmadığı, biyolojik sıvı olduğu, henüz aşı olma aşamasına gelmediği söylemleri var. Kamuoyunu etkileyen de bu, bir şüphe oluşuyor. Dolayısıyla bu aşıya karşı bir direnç söz konusu. Bu konuda ne diyebiliriz? Sizi çok gördük, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Şimdi 13 tane aşı vuruluyor bir insan çocukluğundan itibaren, doğduğundan itibaren. Ve bizim toplumda aşılama oranı %95. Yani aşıyı kabul eden bir toplumuz aslında. Şimdi ben ilk mezun oldum. Bir anımı anlatayım. Adana'ya meclis hizmete gittim. Polio aşısı, yani çocuk felci aşısı yapacağız. O da böyle ağza damlatılan son derece basit bir aşıdır. Araba, işte Sağlık Ocağı Müdürlüğü'nün arabasıyla bize tahsis ettiler. Gittik. Biz station arabayı hiç unutmuyorum. Köyün ortasında muhtarın odasına gittik. Dedi ki çocuklar aşılamaya geldik. Dedi ki çocuklar gelmez ki. Hepsi dedi tarlada. Dedi ki ne yapacağız? Dedi bekleyeceksiniz. Haber salacağız. O gelecek, bu gelecek. 2-3 çocuk anca geldi. Ne yapacağız? Dediler ki işte filanca şeyde köyde şu anda işte bir karpuz şeyi var. Hasadı var. Hepsi oradadır. Gidelim. Gittik tarlanın ortasında. Emin olun. Ben hemşire hanım, Ebe hanım, tarlanın ortasında çocuk kucağında kaçıyor. Biz arkasından kovalıyoruz. Ya yetiştik, niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun yani? Aşı yapacağız çocuğuna, iyilik yapacağız. Haydi siz benim çocuğuma kısır yapmaya geldiniz. Yani ben o zaman da bununla karşılaşmıştım. Sonra araştırdım bu COVID meselesiyle ilgili. 2000'li yılları, yani 1900'lü yılların başında, 20. yüzyılın ilk yıllarında da İlk aşılama çalışmalarından sonra özellikle bu çiçek aşısıyla ilgili de yine benzer iddialar ortaya sürülmüş kısırlıkla ilgili. Çünkü kısırlık, soy tükenmesi, soyun sona ermesi çok insanın en böyle içine işleyebilecek olan bir şey. Yani ölebilirsin deseniz bir şey olmaz. İşte uykunu getirir, gözün görmez, elin tutmaz deseniz belki bu kadar etkili olmaz. Acayip etkili olan bir şeydir. Yani kısırlık, soy tükenme çok etkili olan bir negatif propaganda. Bir kere böyle bir şey yok. Bunu söylemem lazım. Tam aksine COVID geçiren kişilerin üreme fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarının çok kat be kat fazla olduğu ve sperm üretiminin %30 azaldığını biliyoruz. COVID geçirenlerde, hastalığı ağır geçirenlerde özellikle, herkeste değil. Dolayısıyla da böyle bir şey yok. Kısırlık falan yapmaz. Hastalığı insanları kontrol altına almaya çalışmaz. Şimdi faz aşamalarından geçmemiş. Bu bir aşı değil. Hayır efendim, faz aşamalarından geçti. Ben örneğin faz 3 çalışması gönüllüsü oldum. Sinovac aşısının. Ben de eşimle gönüllüsü olduk. Ben aşı olan grupta çıktım. Bilmiyordum.
Çünkü bilmiyorsunuz o ne, eşim aşı yapılmayan kontrol grubunda çıktı. O daha sonra o aşılandı. Biz şimdi Sinovac yaptık. Boşuna mı yaptık? Şu anda Sinovac korumuyor bizi. Herkes de söylüyorum. Sinovac'lıysanız çift doz Sinovac kendinizi aşılı saymayın. Mutlaka bir aşı daha yaptırmanız lazım. Çünkü Sinovac, iki Sinovac artık korumuyor. Peki ben boşuna mı yaptırdım? Hayır. Bir sağlık çalışanlarından bir hatırlayın. Neredeyse her gün bir iki tane sağlık çalışan hayatını kaybediyordu. Bizi korudu. İlk bize yaptılar biliyorsunuz. Ama şimdi onun şeyi geçti. Çünkü o virüs, şu andaki virüs o virüs değil. Şu andaki virüs onun çok daha gelişmişi. Ve onunla Sinovac ne yazık ki baş edemiyor. Ne yapalım öyle, ne yapalım? Tamam canım, bak gördüğünüz gibi hep aşı mı olacağız? Bırakalım hastalanalım mı? Dedim ya. Yani %20'si çok ağır geçiriyor. %2'si de ölüyor. Geri kalan iyileşiyor mu? Ya iyileşmiyor. Bakın hastalığı o %30 hafif geçirenleri saymayın. Geriye kalan %70 hemen iyileşmiyor. Emin olun hemen iyileşmiyor. Ekranda yazıyor ya, bugünkü hastalanan kişi sayısı 23 bin bilmem kaç. Bugün iyileşen kişi sayısı 17 bin. 17 bin iyileştiğini mi zannediyorsunuz? Emin olun iyileşmiyor. En az 8 bini 6 ay hasta dolaşıyor. Nefes darlığı, saç dökülmesinden tutun da ishal, tad alamama, işte efor kapasitesinde azalma, çarpıntı, o kadar ciddi sorunlarla mücadele ediyorlar ki. Nefes darlığı özellikle de akciğerle ilgili. Dolayısıyla da yani aşı olmayalım, bırakalım, hastalanalım diyemeyiz. Çünkü basit bir hastalık değil. Öyle olsa o 100 kişinin 30'u gibi geçireceğimizi bilsek keşke. O zaman herkes hastalanır biter. Ama öyle olmuyor. Dolayısıyla da bunu riske edemeyiz. Aşı yaptırmamak çok büyük bir risk. Ucunda ölüm var. Ya Adıyaman bir dönem ya benim telefonlarım sabaha kadar susmuyordu. Artık buradan eğer bizi dinliyorsa selam olsun. Fatih sağ olsun başhekim. Yani yani günde kaç kere konuşuyorduk yani. Ve o kadar emek sarf ettiler ki gerçekten bütün Adıyaman'daki sağlık çalışanlarına tekrar çok teşekkür ediyorum, takdir ediyorum hepsini. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Adıyaman bir ara artık toplumsal bağışıklık noktasına gelmişti, hatırlayın. Hatta Sağlık Bakanı çıktı, dedi ki toplumsal bağışıklığa en yakın ilimiz Adıyaman dedi. Düşünün, o kadar çok hasta vardı. Yani demek ki bizi dinleyenlerin de herkesin kendisinin olmasa bile birinci derecede yakını bir hastalığı geçirmişliği vardır yani. Şimdi böyle bir durumda bırakalım hastalığını da diyemeyiz. Aşılar da bütün aşamalardan geçti. Acil kullanım olayı nedir? Anlatayım. Şimdi bakın, faz 0, faz 1, faz 2, faz 3'ü geçti. Bu artık insanlarda uygulanabilir bir aşıdır. Yapılabilir. Bütün aşılarda böyledir zaten. Sonra ne olur? Faz 4 başlar. Faz 4 nedir? İzlemde. Uygulanmasına izin verilmiştir. Ama izlemi devam eden aşıdır. Bu süre bazen 2 yıl, bazen 6 yıl sürer. İzlemi devam eden. Neye göre bazen 2 yıl, bazen 6 yıl? Hastalığın sayısına göre. Eğer çok hasta varsa 1 yılda da biter izlem süresi. Çünkü o kadar çok hastalığı denendi ki. Ama hasta az. Mesela Kırım-Kongo hastalığı ya da mesela Ebola hastalığı. Şimdi Ebola hastalığıyla ilgili bir aşı geliştirildiğinde Ebola hastalığı bütün dünyada çok az. Ya da Hanta hastalığı. Niye? İşte ama bir taraftan da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şu anda Ebola'dan kırılıyor. Yani o çok fazla Ebola var ama dünyada yok. Dolayısıyla eğer siz o aşıyı az sayıda insana deneyebiliyor iseniz mecburen daha uzun süre gözlemeniz gerekir. Ama şu andaki gibi çok fazla hastanın olduğu bir ortamda aşıyı gözlemeniz için 6 yıla ihtiyacınız yok. Ne yaptı zaten Dünya Sağlık Örgütü? Evet tamam, faz 3'ten sonra kullanım onayı verdim dediği aşıya ruhsat verdi. Şimdi bu ne demek? Bu şunu açıkla bakın. Ruhsat verdiği an bu aşı güvenlidir, sonuna kadar arkasında duruyorum demektir. Firma da bunun arkasında durur. Ve bundan dolayı, aşıdan dolayı gelişebilecek olan her türlü yan etki vesairenin de arkasındayım demektir. Bunu ruhsat alana kadar diyemez. O nedenle de ya işte ne üdüğü belirsiz bir sıvıdır diyemeyiz artık. Ruhsat aldı. Faz 4'ü de bitti çünkü. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden de piyasadaki bütün aşıların faz 3 çalışması tamamlanmıştır. Ve bazı aşıların, örneğin bu BioNTech aşısında faz 4'ü de tamamlanmıştır. Ruhsat almıştır. Dolayısıyla da güvenlidir. Evet. Hocam
Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok yorduk. Yani yaklaşık 90 dakika, 1,5 saat devam etti. Evet, bu sefer de sanırım ben düştüm, dayanamadım. Evet. Sayın Hocam, şimdi evet. Adıyaman tadında, bilimsel tadında keyifli bir sohbet dinledik. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve bu iyi olmadı. Şu anlamda iyi olmadı. Tadı damağımızda kaldı. Muhtemelen bunun devamını getirebiliriz hocam. Yani İnşallah. Bir not düşelim. Hakikaten keyif aldık. Dönüşler de o şekilde. Sizinle gurur duyuyoruz. Hem ülke olarak hem Adıyaman olarak iyi ki varsınız. Sağlıklar, afiyetler diliyoruz. Başarılı çalışmalar diliyoruz. Biz memnun olduk. İsterseniz burada programı sonlandırmak istiyorum ama evet yine bir teşekkür geldi. Nurettin Olgun kardeşimizden sağ olun. Sizin son sözlerinizi alalım isterseniz. Ondan sonra kapatalım. Ben de size Sinan Bey ve sizin aracılığınızla tüm Adıyamanlı hemşehrilerime gerçekten de çok mutlu olduğumu, sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umarım keyifli olmuştur. Ben çok mutlu oldum. İnşallah siz de öyle olmuşsunuzdur. Hastalıkla ilgili belki son olarak bir şey söylemekte yarar var. Özellikle bir araya gelmeler ve sıcak havalarda maske takmanın zorluğu nedeniyle tedbirsizlik biraz hastalık sayısında çok ciddi artışlara neden oldu. Bir de çok kolay bulaşabilenle daha ağır hastalık yapabilen bir varyant var. Ve elimizden de ne yazık ki bir şey gelmiyor. Hayatta kalmak istiyorsak bazı şeylere dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Uykunuzu lütfen ihmal etmeyin, güzel uyuyun. Bir dönemde sigarayla ilgili biliyorsunuz sigara içenler daha az ağır hastalığa yakalanıyorlar diye bir yayın çıkmıştı. Ondan sonra birçok meta analiz çıktı ve bunun doğru olmadığı defalarca kez ispatlandı ama işte o bilim böyle bir şey işte yani birisi bir şey söylüyor sonra onun üzerine başkaları başka bir şey söylüyor. Fakat o bir şey söyleyen, sigarayla ilgili söyleyen insanların hep aklında kaldı. Ve bazı insanlar ondan dolayı sigara içmeye devam ettiğini söylüyorlar. Belki de bahane. Böyle bir şey yok. Lütfen sigarayı bırakın. Sigarayı bırakın ki akciğer kanserine de yakalanmayın. Ki bana da işiniz düşmesin inşallah. Birazcık daha sık aralıklarla meyve ve sebze tüketmeye çalışalım. Yani bu sıralarda gıda yoluyla almak en kıymetlisi. Vitaminleri ve sebzeleri, proteinleri. Ama takviye alıyorsak da mümkün olduğunca günde 3'e 4'e bölmeye çalışmaya gayret edelim. Mümkünse dediğim gibi taze meyve sebzeleri günde 2-3 porsiyon şeklinde tüketelim. Yani sabahleyin yediniz 6 saat sonra hiçbir işe yaramaz. Kanınızda C vitamini kalmaz. D vitamini önemli. D vitamini biraz şanslıyız biz Adıyamanlı olduğumuz için güneşten yararlanıyoruz ama ne yazık ki güneşten dolayı da çok fazla cilt kanserlerinde çok fazla artış var. Çünkü ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneşin zararlı etkileri de ne yazık ki arttı. O yüzden birçok insanda D vitamini eksikliği var ve D vitamini gerçekten de bağışıklığımıza çok katkıda bulunan bir vitamin. Mümkünse ölçtürün. 50 ile 70 arasında tutmaya çalışın. D vitamininizi ve mümkünse günlük D vitamini takviyesi alın. Bir iki seferde bir ampul işte D vitamini içmek bir iki ayda bir o iyi bir şey değil. Günlük düzenli olarak almak daha önemli. Bir de iyi ruh halinde olmak lazım. Yani iyi ruh hali nasıl? Mesela sohbet etmek size iyi geliyorsa onu yapın. Dua etmek iyi geliyorsa onu yapın. Namaz kılmak iyi geliyorsa onu yapın. Ya da efendim şarkı söylemek size iyi geliyorsa onu yapın. İyi ruh hali sizi motivasyonunuzu da yüksek tutacak ve daha az hasta almanıza neden olacaktır.
Bir de özellikle son zamanlarda boğaz ağrısı, hapşırık, burun tıkanıklığı çok sık görülüyor. Bunların bazıları COVID, bazıları rinovirüs, bazıları para influenza virüs denilen solunum yolu enfeksiyonları ve bunlar birbirlerine çok karışıyorlar. Mutlaka ya ben klima çarpmıştır beni ya da işte benim işte sinüzit olmuşumdur, işte nezle olmuşumdur demeyin. Lütfen bir test yaptırın ki sevdiklerinize bulaştırmayasınız ve hastalığın en riskli dönemi olan ikinci haftasına hastalığın hazırlıklı giresiniz. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Onlara da aman dikkat. Çocuklar gerçi bizden çok daha iyi uyuyorlar. Maskelerini çıkartmıyorlar. Öğretmenlerin sözünü dinliyorlar. Ama biz de hiç olmazsa çocuklarımıza iyi örnek olmaya ve onları korumaya gayret edelim. Konuşacak çok şey var. Hele de konu COVID olunca bitmez bu. O yüzden zaten insanlar da COVID'i dinlemekten de sıkıldılar artık aslında. Yok, İnşallah. Şimdi özelde mesela son dakika bir sorusu var. Hocam 3 Sinovac aşısından sonra BioNTech yaptırmamız gerekiyor mu diyorum mesela. Çok kısa özetlemeye çalışayım. Şimdi 2 Sinovac artık hiçbir işe yaramıyor. Onu biliyoruz. 3 Sinovac işe yarıyor. Ama ne kadar işe yarıyor onu da bilmiyoruz. 2 Sinovac 1 BioNTech çok işe yarıyor. 2 Sinovac 1 BioNTech'in üzerine 4. bir doz aşıya ihtiyaç var mı? Bence yok. Bir soruyu soran arkadaşımıza cevap, 3 tane Sinovac'ın üzerine 4. bir Sinovac ya da 4. bir BioNTech gerekli mi? Bence ona da gerek yok. Ama şu durumda, söyleyeceğim durumda olan kişiler varsa, yani 2 tane Sinovac yaptırmışlar ise eğer, 3. aşıyı hangisini yaptırayım diye soruyorlarsa bence BioNTech yaptırsınlar. Ben öyle yaptım. O daha güçlü bir koruyuculuk sağlıyor. Fakat bunları anlayabilmek için bir fikrimizin olması için bilgimizin olması gerekiyor. Çok önemli. Sağlık Bakanlığı dünyanın en iyi dijitalleşmiş birkaç ülkesinden bir tanesi. Tüm veriler var. Sadece bir tuşa basması yeterli. Şuayb Bey var, Sağlık Bakanı yardımcısı. Bu işlere çok özel ilgi alanı da dijital. Gerçekten de çok iyi bir dijital şeyimiz var. Altyapımız var ama ne yazık ki paylaşmıyorlar. Paylaşmadıkları için biz bilgi sahibi olamıyoruz. Yani kimler hastalanıyor? Hastalananlar kimler? Kaç yaş grubundan hastalananlar var? Kaçı bunların hastaneye yatıyor? Bunların kaçı yoğun bakıma yatıyor? Kaçı entübe olmuş? Kaçı vefat etmiş? Bir kere biz bunları bilmiyoruz. Peki bu hastalananların kaçı aşılı ve kaçı Sinovac'lı? Kaçı BioNTech'li? Kaçı efendim hiç aşısız. Bunların kaçı korunmuş mesela yoğun bakıma yatmış da yatanlarla yatmayanlar arasında bunların hepsine gerçek yaşam verisi deniliyor. İşte bunlar açıklansa o zaman hemşehrimizin sorusuna çok daha bilimsel cevap vermek mümkün olacak. Ama şimdi sadece tahminlerimizi söylüyoruz. Niye tahminimizi söylüyoruz? Dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi iki tane inaktif aşı yapılmış. Daha sonra bundan yarıdan fazla vazgeçilip mRNA aşısına dönülmüş. Dünyadaki en büyük nüfus biziz. Bir şey söyleyeceksek bizim söylememiz lazım. Ama biz bilmiyoruz ki. Yani eskiden bakanlık azıcık daha ayrıntılı veriler paylaşıyordu. Şimdi aşılama yüzdelerini veriyor. Efendim bugünkü hastalanan kişi sayısı, vefat eden sayısı, iyileşen sayısı. Bitti. Ne ağır hastalık, ne yoğun bakım yatan, onları bile vermiyor. Dolayısıyla biz bu kadar bilginin içerisinden böyle cımbızla bir şeyler aramaya çalışıyoruz ki bilgi sahibi olalım ki fikir verelim. Bence bilgiyi paylaşmaları lazım. Bunu da hiçbir sakınca yok. Hepimiz için çok yararlı olacak. Çok da bunu her fırsatta dile getiriyorum. İnşallah böyle bir kabayı oluştururuz. Bakanlık da açıklar. Biz de daha iyi bir fikir yöneteceğiz o zaman. İnşallah hocam. Yani şimdi bir kapalılık, karanlık nokta insanlarda şüphe uyandırıyor. Aynen. Yani insanları aşıya teşvik ederim derken acabalar, karanlık bölgeler, gri bölgeler olunca insanların şüpheci yaklaşması normal oluyor. Buradan sizi destekliyoruz hocam. Evet. İşte o zaman aşı karşıtlarının ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok yorgun. Ben teşekkür ederim. Rahmet sizi.
İyi ki varsınız. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağlık ve afiyetler diliyorum. İnşallah Adıyaman'a geldiğinizde siz iyi çiğ köfte yoğuruyor musunuz herhalde? Yok, yok, onu beceremiyorum işte. Onu hiç beceremiyorum. Ama iyi çiğ köfte, iyi çiğ köfte yerim. İyi çiğ köfte yerim. Anlarım iyi çiğ köfteden. Evet. Benim amca oğlum iyi çiğ köfte yorur. Onun çiğ köftesini yerim. Tamam, buradan aramızda kalsın. Onu üzerine yıkmış olalım. Tamam, olur. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm hemşehrilerime sevgiler, saygılar sunuyorum.